Bismillahirrahmanirrahim. Bu aşkın inşansı bozsa inşallah Berat Kandili. Nasıl nasip olsa inşallah, e inşallah konumuzda bu konu olacak inşallah nasip olsa inşallah taala. Mevlamızın elhamdülillah rahmeti gazabına geçtiği için Mevlamız af uyuması için kullarını böyle bana gece Mevlam buyurur bizlere böyle. Yani bu geceler bizler için elhamdülillah günahtan arınma, bir yenilenme, bakıma girme anlamına geliyor. Önü yani şunu belirteyim. Yalnız bir bu geceyi iyi edip de kişi sonra yine eski dönecekse bundan kişi fazla yararlanamaz. İşte örnek vermek gerekirse hasta bir kişinin tabi hem bazı yiyecekten sakınması gerekiyor hem de bu ilaçları alması gerekiyor. Bu kişi yalnız bir gün bunları güzelce uygulasa, ama sonradan iş yüzüne bırakırsa tabi faydası olmuyor bunların fazla. Zaten asıl amaç bunlardan? Asıl amaç da insanın tevbe edip kendi nefsini muhasebe etmesi Mevla dönüş meselesidir. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'de Duhan Suresinin hemen başlarında Es-semillah bismillah hamim Bunlara hurufu mukatta deniyor. Yani kesik kesik okunan harfler anlamına geliyor. Buradaki Ha ile Mim ikisi burada birleştirilmiyor. Ayrı ayrı okunuyorlar. Bunların tam gerçek anlamını allah Teala biliyor, Mevlam Celle Şahane. Tabi bu arada Peygamberimize de bu sır verilmiştir. Bunun dışında her ne kadar bazı müfessirler bunlara anla vermişlerse de ama bunlar kesin değil, bir zandır, tahmindir. Ve arkada Mevlam buyuruyor Vel kitabil mübin Buradaki bu yemin bu. kasem babu deniyor buna Allah tarafından burada yeminlere başlıyor ver kitabı o kitaba yemin olsun böyle abiyiriyor hangi kitabı acaba tabi burada lam tarif var yani ve kitabin değil nekre değil de lam tarife burada belirli o kitap anlamına geliyor ki tabi bu da nedir? kuran Kerim'dir. Allah Teala burada Kuran-ı e yemin ederek başlıyor. El-Mübin öyle kitap ki bunun sıfatı özelliği olmuş oluyor. Mübin olan o kitap Kuran hakkı için Mevla yemin ediyor. Mübin açıklayıcı hakkı, batılı, gerçeği, yanlışı açıklayıcı olan kitap hakkı için. İşte elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Kainatın yaratılışından ta insanların cennete yerleşinceye kadar olan bütün konular hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Bundan böyle bir aşkamış elhamdülillah. İnsanın dünyadaki sağlığı, huzuru da yine Kur'an-ı e bağlıdır. Bir kişi eğer Kur'an-ı doğrultusunda yaşarsa dünyada hem sağlığını korumuş olur hem de gönlünde huzuru bulmuş olur. Şöyle alkolsüz, fuhuşsuz, kumarsız, rüşvetsiz, yalansız, tartışmasız, sakin bir hayat. Sakin bir hayat. Bu nedir? İşte insanın yapısıyla, doğasıyla tam örtüşen bir hayattır. İşte Konekrem bizlere bunları açıklıyor, bunları gösteriyor. Tabi ayrıca insanın yaşamı, hayatı yanı dünya ile sınırlı olmadığı için insanın kabir hayatı da mahşir hayatı da ve sonsuzluk hayatı insanın yine neye bağlıdır? Konekerime bağlıdır. İnşallah Rabbim nasip etsin cümlemize de konekerimi Kerim'i yaşamayı. Ve Mevlam şöyle buyuruyor devamıyla. İnna enzellâhu. İlla Mevla buyuruyor bir azametimizde enzellahu onu o Kuran-ı indirdik Mevla buyuruyor. Fi leyletin mübareke leyleyi mübarekede leyl gece demektir. Mübarekte berekette olan gecede. Bereket bir şeyin devamlılığı, ve artması içine çok hayırların olması demektir ki işte Kuran-ı Kerim öyle bir gecede indirilmiş ki demek ki o gecede her türlü maddi manevi bereketler işte bundan bir gece. İşte acaba bu gece hangi gece? Bazı müfessirlere göre Buradaki leilden, geceden amaç kadir gecesi. Yine bazı müfessirlere göre de Şaban-ı Şerif'in yarısını 14 15'ine bağlayan yani bu gece inşallah bir gecesi böyle anlıyor. Kuran-ı Kerim peygamberimize birdenbire gelmedi. 23 yıl tamamlandı. Ancak Kuran-ı Kerim'in leh mahfuzdan dünya semasına indirilişi demek ki bu gece başlamış oldu. Sonra gerektiği zamanlarda, gerektiği durumlarda Allah emri Cebu Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimize Kuran-ı Kerim'i böyle ayet ayet süre süre getirip tamamlandı. İnna künnâ münzirin. Mevlamız buyuruyor bir azametimizde insanları inzar edeceğiz. Münzirin isim faildir. İnzar korkutucu, uyarıcı anlamına geliyor. E, tabii Tabi Mevlamız er Rahimidir Mevlamız Rabbimiz. E biz yakmak istemiyor tabi cehennemde. Ama Allah'tan bir adaleti vardır. Rabbimin ezelde bir takdiri vardır. Tabi cennette ucuz değildir. Onda bir tabi bahsi vardır. İşte Mevla bizleri cehennemde yakmaması için bize Mevlam bu şekilde Kur'an-ı Kerim kitap gönderiyor. Elhamdülillah peygamber gönderiyor. Mevlam bizlere böyle alimle ulema gönderiyor. Onlar bizi böyle uyarıyorlar, inzar ediyorlar. Aman dikkat diyorlar, dikkat. Yani kavşaktayız, önümüzde iki yol var. Yol ayrımındayız. Tabi irade, yani direksiyonda elimize verilmiş, teslim edilmiş ama. Allah korusun bir kişi eğer ki cehennem yoluna direksiyonu kırarsa insanın şehvetleri onu isteyebilir. Şeytan kişi oraya tahrik edebilir. Zaman zaman toplumlar o yola gidebilirler. Ama tabi bunun sonu cehennem Allah korusun. Fiha o mübarek gecede Mevla abiyi. Yani Şaban ayının 14'ünü 15. bağlayan bu gecede Berat gecesinde yufreku ayrılır. Külli emrin bütün işler hakim hikmetli işler. Hakim fiil vezinde isim meful olarak geliyor burada mahkumu demektir ki, ezelde Rabbimizin hükmettiği, takdir ettiği ne kadar işler varsa işte onlar bu gece ayrılıyorlar. Görevli melekleri veriliyor bunlar. Nasıl ayrılıyorlar? Şöyle bir örnek vermek gerekirse, bir insan önemli bir iş yapacağı zaman mesela diyelim ki bir kişi bir ev yapacak. Böyle. Bu kişi ne yapar? Önce yapacağı evi beyninde tasavvur eder, tefekkür eder. Düşünür yani beyninde. Nasıl yapayım diye. Sonra bu kişi ne yapar? Kuvve-i yapacağı evin görüntüsünü görür gibi olur. İşte iki kat, üç kat, tek kat, odaları şöyle, girişi böyle, bunlar böyle, bunlar böyle, böylece. Yalnız bir fark var ki, insan istediğini tam yapamaz. Engeller çıkar, resmi bazı formalite çıkar, önüne bırakır çıkar, önüne kesebilir, hastalanabilir, hava koşulu uygun gelmeyebilir, olmayabilir. ''Ama yüce Mevlamız ki Rabbül Alemindir, emir hüküm O'nundur, mülk O'nundur, her zerre O'nun emrindedir, O'na boyun eğmiştir. İşte Mevlamız ezelde ne dilemişse, takdir etmişse Mevlamız, onlar da yazılmıştır.'' Mevlamız buyuruyor nun vel kalemi ema yesturu o kaleme yemin olsun ki kaleme onun yazdığı satırlara bir levh mahfuz var. Nasıl ki bize kuvve hafıza var bizim beynimizde. Hücreler topluluğu merkezli orada. İşte o hücrelere bizim gördüklerimiz, duyduklarımız, görüntüler, renkler, sesler beyindeki hücrelere yazıldığı gibi Allah Teala net takdir etmi onlar da lemlehi yazıldılar. İşte ezelde Allah'ın takdir ettiği oradaki yazılar alınıyor meleklere bunlar veriliyorlar. Nasıl veriliyorlar? Mesela bu geceden başlangıç olarak gelecek yıl bu geceye kadar kimler öleceklerse onların listesi haz azza ile veriliyor. Gelecek yıla kadar Dünyada ne gibi olaylar olacak, doğal afet dediğimiz olaylar olacaksa, yani büyük depremler, su baskınları, seller, muazzam büyük fırtınalar, kasırgalar ne olacaksa, bunların da listesi Hz. Cevbi Aleyhisselam'a veriliyor. Rızık olarak da yani bu geceden, gelecek sene bu geceye kadar ne kadar canlı varlıklar varsa hepimizin rızkı da Hazreti Muhyiddin Aleyhisselam'a veriliyor kardeşim. bu nasıl oluyor acaba? Tabi buna biz aklımız ermez muhtemelen. Allah'a ait bir iş bu Hazreti Muhyiddin bir sözü var, çok hoşuma gider. Şöyle buyuruyor. Ey insan diyor, sen kendi görevine bak. Sen kendi kullu görevine bak. Onu yerine getirmeye çalış. Allah'ın işine karışma. Ona ne aklın erir, ne gücün yeter buyuruyor muhtemelenler. Ya. Şimdi rızı deyince Mevlam Kuvan'a şöyle buyuruyor. Hud ayet 6'da. Bismillahirrahmanirrahim ve ma min dabetin fil ardı illa alallah rizkuha. Bak Mevlam buyuruyor. Ve ma min dabetin fil ardı. Yeryüzünde ne kadar bir dabbe varsa ki onlar hep rızkı Allah Teala'ya aittir. Mevlam rızkını verir. Mevlam takdir etmiştir. Ne kadar canlı varsa, şeyinde kuşunda, da, balığında, insanın da, abürün, kedinin, köpeğinde, tavuklarında her bir rızkı Allah Teala aittir. Yüce Mevlamızı kudretin düşünsek muhteremler, Yani şu gaflet atabilsek de yalnız dünyaya dalmasak böyle işte. hatırlayabilsek Bakınız, rızıklar hepsi başka başka. Mesela koyun kuzu çayırda otlar. Ama çoban köpeği otlamaz. Aş hayvan zavallı. Eğer çoban ekmek verirse onu yiyecek. Böylece. Rızıklar başka böyle Tavuk yerden çöplük alacak. Uçan kuş gelip bir tane bir şey alacak. Sonra her canlı varlık rızkını nasıl elde edecekse ona göre bunu yaratmış. Organik olarak mesela kuşlarda Gaga var Beneşe. Kuşta ağız yok. Kuşlarda diş yok kuşlarda böylece. Eğer kuşlar bizim gibi ağzını alacak olsa aldığı dişinde ısırıp çiğnecek olursa hayvan aç kalır Beneşe. Şimdi hayvan kuş yere konlu gibi hemen kapıp kaçması gerekiyor böylece. İşte Galatasaray'ı yutuyor, eritiyor onlara böylece. Sonra bizler insanlar yakındaki cisimleri büyük görürüz yakınımızdakileri. Uzaktakileri daha küçük görürüz bak. Kuşlar tam bunun aksine. Kuş uzaktaki cismi büyük görür, yaklaşınca küçülür. Bunun için uçan kuş, kuş bakışı yukarıdan bakar, yerdeki pirinci, buğdayı, arpayı görür. Mercimeği görür, yukarıdan görür. Ona kadar çok büyük yok şimdi böyle. Yaklaşıkça küçülür Sonra Mevlam'ı şöyle buyuruyor. Ankebut süre 60'ta, ayet 60'ta. Ve ki eyyim min dâbetin la tamir ve ki ey min dabetin çok be yani canlı varlığı ki la tahmilu rizkaha o rızkını kendi yükleme taşıyamaz o uğraşamaz o rızkıyla böyle Allah yerzukuha ve yakum onu da salı melam şimdi mesela bakın bir meyve kurdu meyve kurdu. O rızkını hiç aramaz böyle. Rızkın peşinden koşmaz böyle. Işte. Tam nimetin ortasında, kirazın içinde, elma içinde, efendim, meyvenin içerisinde, böyle yattığı yerde ama bol mu bol rızkı. Böyle işte. i̇şte Mevlam dilerse, Mevlam kulunu öyle baktırır, dilerse Mevlam kulunu koşturur. Emrem min indina Mevlam buyuruyor, kuran Kerim'i indirdik, tarafımızdan bir emir olarak kuran Kerim Kerim'i indirdik, Mevlam buyuruyor. İnna künnâ mürsüliyn bir azamatimizle irsal edeceğiz. İrsal, yani Resul göndereceğiz, Mevlam buyuruyor. Demek ki Mevlamız bizi elhamdülillah, kitap, Kuran indirdiği gibi, Yine Mevla'nın bizlere peygamber de gönderiyor böylece. Yoksa peygamber gelmese, tabi kitaba kim muhatap olacak? Cebrail'le kim görüşebilecek? Sonra kitabı kim anlayabilir? Kitaptaki sırları, Ahkam hüküm kim anlayabilir ki? Bunun tabi hocası gerekiyor, üstadı gerekiyor. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'den alıyor, bizlere tebliğ ediyor ve açıklamasını da yapıyor. Rahmeten min Rabbik Hep bunlar Rabbinin tarafından bir rahmet olarak Mevlam buyuruyor. Yani düşsek muhterem din kardeşlerim bakınız ezelde Rabbimiz her şeyimizi takdir etmiş Rabbimiz. Her şey bunlar ezelde yazılmış bunlar böylece. Yani bir insan ne zaman doğacak? Hangi ana babadan dünyaya gelecek? İnsan rızkı ne olacak? Hayatın nasıl geçecek? Bir insan dünyada çok zengin de olabilir, Kişi üst makamlara, tepelere, zirveye çıkabilir ama rızık ayrı mesele. O ezelde takdir olmuş ezelde. Bazı insan iştahı olmaz. İştah veren kim? Mevla işte kardeşler. Ufak çocuk bile hatta doğan yeni bir çocuk çocuğun bile iştah meselesi ayrı mesele işte. Çocuk bazen iştahsız olur. Bazen şu ne versen yer. Böylece. Rızkı boldur onun böyle işe. Ama fakir olsun, iş daha vardır şu bazen böyle işe. İnsan büyüyünce de kim insan çok seçer, onu yemez, bunu yemez, karnı fakat canı çekmez, yiyemez ya da dokunur. Yani tıbben yasaklanıyor kendisine, şu şey yasak diye. Demek ki ne oluyor bunlar? Hep Allah'ın takdir ettiği rızık neyse kişi onları yiyebiliyor. İnnehu huve semiyyun alim. Allah Teala Mevlamız es El-Alimdir. es Allah Teala Mevlamız Celle Şanlu, her şeyi işitici Mevla, her şeyi. Yani akıl hayal çatlar muhtemelen. Yani hayal akıl çatlar bunda böyle. düşünemedi düşünemeyiz buna böyle. Allah Teala Mevlamız her şeyi işitiyor. ...kuşların da ötüşünü, yıraltayın karıncalarında zikrini, bülbülünde zikrini, balıklarında zikirlerini, meleklerin zikirlerini, gariplerin duasını, yetimlerin ahını, mazlumun ahını ve hepsini işitiyor muhtemelen bak. Böyle hepsini böyle işe. Kişi gece yarısı yatağında yattığı yerde bile Allah zik eder. Mevla'm işitiyor elhamdülillah. El alim Allah bunu hepsini de bilici biliyor. Böyle Bunun için kişi Allah Teala'nın her şey işittiğini Yine insan Allah Teala'nın her şeyi bildiğini düşününce ne kalıyor geriye? İhlas, ihlas kalıyor. Yani halis Allah'a kul olmak böyle. Gösterişten uzak böyle, kaşınmak böyle şey. Işte. İnsanlar bilse ne olur, bilmese ne olur. Nedir insanlar? Hücre yığınları işte, et kemik yığınları. Atomdan oluşmuş geçici hem de insanlar geçici etkeme ikanlar. Mesela bakıyoruz ki bir dönemin en ünlüleri o dönemde en sözü geçenler böyle. Fakat zaman geliyor yaşlanmış, hastalanmış hastane köşelerinde yine ilaçlı yaşayanlar ölen çürüyenler böyle. Nedir ki insanlar böyle? insanın şu andaki durumu ne olursa olsun ama insanın geleceğe belirliliğe kesin bu muhtemelenler. Rabbi semavat vel böyle Mevlami bize buyuruyor bu mübarek sure şerefesinde o Allah ki göklerin de yerinde Rabbidir. Rabbi semavat. Semavat, semanın çoğulu yedi kat gökler vardır. Allah Teala yedi kat göklerin de yerinde Rabbisi, Rabbisi Mevla. Yedi kat gökler. Yani akıl emez muhteremler. Akıl emez böyle şey. Mesela şu güneş sistemi, güneş sistemi böyle. Güneşteki enerji, güneşin dönmesi, galaksinin dönmesi güneşin ki, 200 milyon sene geçiyor Güneş'in bir devretmesi böyle işte. Hem de Güneş yalnız dönmüyor böyle. Uydularını da bırakmıyor. Evlatını da bırakmıyor böyle işte. Çekim gücüyle işte dünyamızda, ayda, diğer uydularda Güneş'in çekim gücüne bağlı olarak Güneş dönerekken Samanyolu galaksinin merkezi etrafında bir de dönüyoruz şu boşluktan. Her an, her an başka yerlerdeyiz böyle işte. Peki bu güneş yaratan kim muhteremler? Güneşi yörüngesi oturtan kim? Güneşi döndüren, gezdiren güç kudret kim? Ona kimin gücü yeter? Bir gün Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a sordu. Ya İbrahim senin Rabbi ne yapar? Yuhyi ve dedi önce. Hayatı veren, yani yarat, hayat veren öldüren Rabbimdir dedi İbrahim Aleyhisselam. O kalın kafalı Nemrut bu inceliği anlayamadı. Aynı şeyi ben de yaparım, ben de Rabbim dedi. Peki ne yaptı? İki tane zindan mahkumunu getirtti. Celal cellallara birinin başına kestirdi ve birini bıraktı. Bak bunu öldürdün, buna, buna hayat verdim buna dedi. İbrahim Aleyhisselam bahattı ki ne kafası çok kalın. onu şey dedi. Benim Rabbim güneşi her sabah doğudan getiriyor, doğduruyor. Benim Rabbim. Eğer sen de haşlar Rab diyorsan kendi kendine ki yani yerlerin göklerin Rabbi isen o halde güneşi battan getir bakalım. Ne o ne de kafir? Beht oldu kaldı. Yani dona kaldı. Tabi şey diyemedi böylece. İşte Mevlamız buyuruyor. Rabbis semavati vel ve ma beynühüma da var. Ve ma beynühüma. İdika gökler dünya aralarında ne varsa atmosferdeki bütün gazlar muhteremler. Şu gazdaki denge karbondioksit, oksijeni, azotları, diğer gazlar Bunların kimi daha ağır, kimi daha hafif böylece. Her bir yerli yerlerinde, her, her bir sürekli bir, bir ölçü içerisinde daha bilmediğimiz nice melekler, varlıklar, su buharları var, neler neler var böylece. Ay, güneş, yıldızlar, galaksiler, ışıklara bize gelmeyen yıldızlar mı? Güneş sisteminde büyük güne yıldızlar böylece bütün bunları yaratan, yöneten, yönlendiren, hükmeden bir başbuğu değil ki böyle. Her birisinin yörüngesi belli, her birinin hareketi belirli. Böylece. Biri çıkamaz yörüngesinden muhtemelenler. tüm kuntum mükünin. Mevla buyuruyor, eğer müküninden iseniz, mükinin imanı yakını erenlerden isiniz. İmanı yakayım böyle. İmanı yakayım böyle. Yani hakkali yakayım bir iman. Bir ilmel yakın vardır. aynı yakın vardır. Bir de hakkali yakın denir. İşte kişi bu imana ulaşırsa artık kişi böyle kör desteler kesseler Allah der imanda artık geri dönemez. Bu kişiye artık namaz kılması güç zor gelmez. Allah kulluk onun için bir şeref olur. Ruhsal zevk anne haline gelir böylece. İmanın yakın, imanın tam kesinleşmesi kalbinde. Şu alem başıboş değil ki. Şu denge düzen, çekim güçleri var böylece. Nice daha bilemedik kanunlar var böylece. İnsanların daha bilemediği, ulaşamadığı nice daha fıtrat kanunları var ki beleşe. La ilahe illa Ondan başka ilah yoktur. Kim ilah olacak ki? Haşa eski insanlar güneşe tapmışlar. Sanki o bizi yarattı gibi beleşe. Ay'a tapmışlar, güneşe tapmışlar beleşe. Yine hala devam ediyor. Hala devam ediyor bu Şeytanın tapınanlar, ateşe tapınanlar, taşlara tapınanlar, insanı iralaştıranlar. Tabi ne diyelim, Allah onlara akıl fikir vermiş bu Araştırmaları gerekiyor böyle şey. Yazık oluyor kendilerine. Yazık oluyor kendilerine. Efendim filan kişi akıllıymış. O kişi yaratan kim? onun gözünü, aklını, kalbi yaratan ki muhteremler. Bir makine, bir cihaz ki günümüzde nice elektronik cihazlar var, makineler var böyle. Nice işler yapıyorlar böylece. Ama kendim yapıyor. Yok. Öyle yapmıyor böylece. Otomatik düğmeye basıyorsun. O iş yapmaya mecbur. Mesela mideye iyice gitti mi? Nedir midenin görevi? Onu hazır pek eritmek onu böylece. Ah ciğerin görevi belli, karaciğerin görevi belli muhteremler. Arının görevi belli, koyunun görevi belli, Yumurt, tavuğun yumurta yapması için gereken görevi belirli. Şu denge üzerine kuran kim? Herkese belli amaç yaratan kim muhteremler? Bunun için bir insan akıllıysa, onu aklı veren kim böyle şey? Eğer akıl böyle paralel olsa, Bugün dünyanın en zenginlerin çocukları ahmak, akılsız evet. muhteremler. Geri zekalı. Hadi bakalım. Katilinler verecek ama evladına bir zeka vere, akıl veremiyor muhtemelenler. Mevlam bunları veriyor bu şekilde böylece. Bunun için Mevlamız buyuruyor. La ilahe illa hu. Hu zamirdir ki o demektir. Ancak ilah olarak Allah'tır. Hakiki gerçek ilah Allah Celle alıyor Baş ilah yoktur yuhi ve yümeyit. Hayatı veren de, öldüren de ancak ki Mevlamızdır. Hayat o bir hayat. Nedir hayat? İşte insanların çözemediği ilahi sır. İnsanların bilimin, teknolojinin çözemeyeceği ilahi bir sır. Mevlamızın hay esmasına bakan bir sır ilahidir. Hayat. Evet günümüzde Hücrelere bölünüyor, çekirdeğe bölünüyor. Ee, hangi elementlerden hücre meydana geliyor? İşte protein 5 elemente meydana geliyor. Şunları, bunları araştırıyorlar. Araştırıyorlar bunları. Tamam aynı elementleri gene bir araya getiriyorsun ama hayat yok. Hayat yok. Hayat vermek mesele işte. Efendim. Yani bugünün bilim teknolojisi, ki zavallı bazı gafiller yani bilim, teknoloji, bilim, teknoloji tapınacaklar onlar artık böyle işte. Haşa yani konu sanki böyle hafif görüyorlar bunun karşısında. Nedir bilim, teknoloji muhtemeler? Bugün bilim, teknoloji ne yapabiliyor? Dağlar gibi laboratuvar kursalar bir damla kan yapamıyorlar işte. Bak. Yani Ağrı'da kadar bir laboratuvar kursunlar. Dünyanın bütün parası ortaya konsun, bilim adam bir araya gelsin, laboratuvar kursunlar Ağrı'da kadar bir damla kan imal edemiyorlar. Bir yumurtanın kabuğunu yapamazlar. Yumurtanın içindeki sarısının zarını ambarcı yapamazlar muhteremler. Yapamıyorlar böyle şey. İnsanlar hepsi bir araya gelseler, bir tek hücre yapamıyorlar. Hücre hücre yapamıyorlar maherabiler. Halbuki bir insanda ortalama 30 trilyon hücre var bakınız. Bir, bir insanda ortalama tabi kilolu zayıf insana göre değişiyor. Ortalama 30 trilyon hücre var. Hem de farklı hücreler böyle. Dalak başka, kan başka, kemik hücresi başka, göze giden başka, ciğer başka, mide başka böyle hücreler böyle. Bütün bunları yaratan yöneten kim muhteremler? Bunlar kim karışıyor ki bunlara böylece? İşte Mevla buyuruyor. Hüve yuhiyo yumiyit. Zaten nedir amaç? Amaç önce imanların kuvvetlenmesi. Mekke mükerreme döneminde 13 yıl o zarf içerisinde yalnızca bir tek namaz farz olmuştu. Onun dışında zekat da farz değildi, oruç da farz değildi, haç da farz değildi. Birçok haramlar daha kesinleşmemişti o dönemde böyle. Ne vardı o zamanlar? Hep gün ayet-i kerimeler, kısa süreler imanla ilgili, imanla ilgili böyle. Allah iman kuvvetine şey. Allah iman şey, kişiye bakar ki gördüğü bütün bu varlıklar geçici bir görüntü muhteremler. Zilli hayal deniyor buna büyükler. Zilli hala hayal. Zil bir gölge, hayali bir gölge anlamında böyle. Evet, varlıklar var. Eylül bu da akaidi. Eşyalar sabittir. Hakkı işte sabit ettin, sabittir. Ama nedir bunlar? Bütün bu varlıklar, hepsi bunlara geçici birer görüntüler. Mesela bugün 40-50 yaşındaki bir kişi şöyle hayalen 30 sene geriye gitsin, çevresini düşünsün. Kimler kimler vardı yaşlı olarak çevresinde? İşte Ağabirim, ben bunu valisi, kaymakam, memurları, esnafları, ana babası, dedeleri, komşuları şunlar bunları. Onlara vardı böyle ortada gezen. Ne oldu onlar? Ne oldu onlar? her biri kefeni giydi, mezara gömüldü gitti. Evet, onlar bir zamanlar görüntüydüler böyle. Çarşı pazarın esnafı, ileri gelenleri, amirleri, memurları, şunları, bunları Fakat ne oldu ya muhtemelen? Geçti görüntü. İşte bugünkü çevrede aynı olacak böyle. Biz de öyle olacağız yani böyle. Nedir ki bu çevre böyle? Şey? Nedir ki bu çevre böyle? Şey? hep geçici görüntüler ben Mevlamız yuhi ve ümit Mevlamız. o hayatı veriyor. Hayat ilahi sır böyle Allah Teala o kadar şey ki muhteremler Mevlamız böyle. Mevlamız böyle. Şekilde Mevlam hayat veriyor böyle. Allah tane hayat verir Mevlamız böylece. Ve ümit öldüren yine Mevlamızdır. Allah öldürmediğini kimse öldüremez. Mevlamız şöyle buyuruyor Nisan Suresi <surayı>, ayet 78'de Eynema tekünü Eynema tekünü Nerede olsanız olunuz. Yüdürük gibi mevtü ölüm size ulaşır, size bulur. Bakma. Ve <laughs> fi burucu müşeyyede velâ bir ya. olsanız bile fi burucu buruç kale. Müşeyyede. Çok sağlam kayada olsanız, yani çelik kayada olsanız, tepede olsanız, etrafınızda muhafızanız olsun, topu, tüfenle, füzesiyle üstü uçaklar dolaşsınlar. Mevlam buyuruyor, ölüm sizin arada bulur. Ölümden var mı kaçan? Yok. Var mı kurtulan? Yok muhteremler. İnsan dağlarda kaçsa, kişi mağarada gizlense, demek kişi böyle en sağlam kalelerde kapansa, ölümden kurtuluş yok. Çünkü yümit Allah tebeden Rabbüküm işte o sizin Rabbinizdir velam gereği. Ondan başka ilah yoktur. Odur hayatı veren. Bir damla suya Allah hayat verir muhtemelen. Mevla atılan yere bu da tanrısı Mevlam hayat verir. Mevlam çikide çatatır, patatır, filiz verir. Hayat verir Mevlam böyle şey. Öldüren hayatı kim veriyorsa o canı alır. Muhtemelen. O canı alır. Yoksa Allah'ın takdir ettiği zaman gelmemişse dünyanın en korkunç terör örgütleri de suikete kalkışsalar da başarılı olamazlar. Efendim kıl payı kurtuldu, şişi oldu. Ecel daha gelmemiş. Evet. Rab Aba evveliyorum. Mevlam bir Rab Hüküm, Rab Aba evveliyorum. Evveliyen, o Allah hem sizin hem de evveki babalarınızın Rabbidir. Ve Rabbi Aba ikümül evveli dedenin ecdadınızın da Rabbisidir. Onun koyduğu kanunlar, onun koyduğu düzen kurallar devam eden Kimin haddine kalmış ki Allah'ın kanunu kaldırabilsin bakalım hadi her canlı ölecektir Mevla buyuruyor. Mevla ölüme takdir etmiştir. Kim Mevla buyuruyor? Kitaben müeccela. Kitaben müeccela. Kitaben yazılmıştır. Müeccela vakit kesinlikle. Hangi diktatör bunu kaldırabilir muhtemelen? Hangi profesör bunu kaldırabilir? Tıp profesörü kaldırabilir. Böylece. Hangi kişi kendini hayatı başlayabilir, yaşayabilir başlar Şimdi Mevlamız bize böyle buyuruyor Doğan suresinin baş ayeti i kerimelerde. Demek ki Mevlamız bize elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i mübarek gecede indirdi. Mübarek yani bereketi indirdi Mevla maddi manevi bereket olarak üzerin indirilir Mevlam bizlere. Nedir bunun amaçta? Mevlam buyuruyor. İnna künna münziri. İnsanları uyarı. ikaz uyarı. Ve bu uyarıda bir de yani korkutma da var. Çünkü bazen böyle gerekir. Mesela bir çocuk aniden fırlasa annesinin elinden elinden fırlasa arabaya doğru koşsa kişi ne haber, bunu uyarmak kalmaz. Cevabının kişi bağırır dur falan bir hareket eder böylece. Demek ki bazen uyarıda sertlik de gerekiyor bazen böylece. Kişi ki muhatabına göre gerekiyor. Onun için bizim Mevlam uyarıyor. Mevlam bize bir de cehennem bahsediyor Mevlam bizlere. Kur'an-ı Nedir bu? Yani sert uyarı. Yani Mevlam buyuruyor, kullarım Mevlam buyuruyor, kullarım Mevlam buyuruyor. Eğer diye Mevlam beni tanamaz, benim kitabımı yoluna gitmezseniz, nefis denen o şehvet, gazap, hırs, onur, benli gibi böyle nefsanın duygular, hisler. Bunların etkisine girerseniz, şeytan da tahrikine kapılırsanız yolunuz cehennem demir abimiz uyanır muhteremler. Şimdi gelelim inşallah mübarek bu gecenin ne gibi özellikleri var? Tabi önce imanın kuvvetlenmesi gerekiyor. Yüce Mevlamız bu gece yani Berat gecesinde Mevlamız dünya semasına Mevlam tecelli ediyor. Dünya semasına. Ve Rabbim kullarına bu gece soruyor. Hel min müstavfirin hel min ilahır. Mevlam soruyor. Ne soruyor Mevlam şimdi kullarına burada? Ey kullarım işinizde tövbe eden, istiğfar eden, af olmak isteyen var mı? Böyle soran bu. Yani bu gece demek ki bir ayrı bir özelliği var. Elhamdülillah Mevlamızın af rahmetinin dünyaya tecelli ettiği, fazla ettiği kişi. Demek ki bu gece insan biraz kıbrısa kişi inşallah çabuk af olabilir. Nedir af olmak? Temizlenmek. Tamam kişi temizlendi ama sonra tabi batağa batmaması gerekiyor ama tabi o da var muhtemelen. Gerekiyor. İşte bu gece önce demek ki ne yapalım inşallah? Tövbeyi i istiğfar edelim. Bu için de şöyle bir oturalım muhteremler. Kıble dönüp oturalım. Biraz tefekküre dalalım böyle. Biraz geçmişimizi şöyle bir kucalalım geçmişimizi acaba hayatımız şu ana kadar nasıl geçti acaba? Alkol müdür, fuhuştur, kumardır, namazsızlık, namaz kılmama, kul hakları, Allah karşı kulluk görevimiz acaba bir aksamalar, bir noksanlık, eksiklikler eksikler var mı acaba? Önce nefsimizi şöyle bir muhasebe edelim. Nefsimizi zaten. Bakalım Yüce Mevlam bize namazı farz kıldı. Bir çağından başlayarak acaba buna bize şu kadar düzenli kalabildik mi? Efendim işte işimden, gücümden kılanmadım. Yok muhteremler, yok muhteremler. Olmuyor ki bu şekilde böylece. İş, namaza engel oluyorsa o zaten haram mı yapması oluyor böylece. Yani eğer bir iş namazı engel ise, o iş yapmak haram oluyor zaten böylece. Bizim evlenmeyi niçin yarattı? Yalnız çalışacağız, gezeceğiz, eğleneceğiz efendim. Onun için yaratılmadık evlenmeyi bizlere böylece. Allah akıl bilinç verdi bizlere böylece. İşte ne yapalım muhtemelen kardeşlerim? Tabi herkes bunda kendi yararına bu böyle. Herkes bu kendi yararına böylece. Çünkü kişi ölüm anına gelince Kişi sonuna gelince melekleri görüyor. iki melek görüyor böylece. Kişi bakacak ki böyle, amelden önce sağa bakacak kişi, melek defterine duruyor böylece. Kişi o anda sevabını görecek. Eğer asla sevabı, üzecek tabii. Eyvah! Ömrüm boşa geçmiş, hayat bitti ama artık. Artık sona geldi artık. Artık TBK kapandı böylece. Kişi böyle sola bakacak, Allah korusun günahları çoksa, zulümat böyle karanlık, korkunç görecek günahlarını görecek, şekil olarak görecek onları. Eyvah bunlara ben niçin yaptım, neden yaptım, niye aldanmışım ben böylece. Korku pişmanlık ama o anda artık tevbesi kişinin makbul olmuyor, kabul olmuyor yani o anda böylece. Bu hal herkesin başına gelecek, kesin. Tamam, yüzde yüz muhtemelen. Acaba yok bunda. Yani şans yok bunlar böylece katiliyonda ihtimal yok böyle bu işi görmemek böyle şey. Ölmemek yani böyle. Ne gidin baştan gelecek. Bunun için öncelikle benim sevgili kardeşlerim elhamdülillah Rabbim affedici Mevlam böyle bakınız. Allah haşa kuluna kini yok mu Ya kul haşa kul Allah inkar ettiyse bile. Hatta Allah korusun kişi Allah'a peygamber e, Kur'an'a sövmüşse bile bakın böyle şey. Yani böyle günah insan düşüremez böyle günah böyle Yani bir aliz kulun Allah'a şey karşı gelmesini, haş Allah hakaret ve sövmesini yani akıl hayal buna ermez buna böylece. Ama böyle bir insan çıkmışsa bile ki haş Allah peygambere kitaba sövmüşse bile öyleyken Allah'ın affediyor bak bu Ne zaman? dünyada ölüm eci başla başına önce tevbe etmesi muhtemelen. Bir an önce böyle. Bir an önce tevbe edip günahlarını sıyrılmak, eksiği tamamlama çalışmak böylece. Çalmak lazım böylece. Mesela şöyle bir örnek verelim. Bir araba konvay bir yere giderken e, arabanın biri arıza yaptı. Çekti kenarıya. Ne yapıyor? Arabanın sahibi zavallı uğraşıyor artık. Biraz anlıyorsa kendisi de. işte kapanı açıyor. Orası burcun kucu muculuyor oluyor falan. Arızayı bulma çalışıyor. E buldu arızayı da. Buldu ama konuya baya gitti ama onunla yetişmesi gerekiyor. Bu kişi ne yapar şimdi? Hem arızayı çabukma çalıştır. Arabayı çabuk çalıştırayım der. Hem arabayı binince onunla yetişeyim de biraz daha hızlı gider. Yetişeyim de onlara böylece. İşte dünyaya gelen bir insanda bir insanda bülü çağın itibaren namaz mükellef olduğu halde haramları terk etmekte mükellef sorumlu olduğu halde bunları yapmamış geri kalmışsa geri kalmışsa ne yapacak bu kişi de kendini çabuk onaracak böyle. tebel İsmail Allah'a yalvararak onaracak. Kişi ne yapacak? o açığı kapatması için kişi biraz daha çok çalışırken efendim. Mesela diğeri beş vakit namaz kılarken ona yeterliyken bu en aşı on vakit kılacak böyle. Kaza kılması gerekir için bu şey yoktur. İşte önce af olmaya çalışmak muhtemelen. Yani günahtan kopmak böyle. Nefsin vasıtasından kurtulmak şeytanın bastan kurtulmak böyle şey. Özgür olma Allah yolunda böyle şey. Kişi geleceğini görmesi gerekiyor. İnsanın başka seçeneği yok muhterem. Yok böyle şey. Başka ilah yok böyle şey. Büyük bir bütün kâna baba. Kâhne bütün muhterem böyle şey. bütün böyle şey. Dünya güneşe, güneş dünyaya, yıldızlara, galaksilere, şunlara bunlara böyle kainat, alem bir bütün bunun tek Rabbi var. Tek Rabbi var. Mevlamız bir muhteremler. Kulun başka seçini yok. Haşa başka ilah yok böylece. Kul ahmalık eder de haşa kul aptallık eder de kul kendisi gibi bir insanı ilahlaştırıp putlaştırırsa ne yarar ki bu? işte ilahlaştırdığı kişi o da ölüp gidiyor muhtemelen. O da mezarında çürüyor, leş oluyor toprağa dönüşüyor. Ne oldu? Bir görüntüydü hiçbir zamanlar. Bence. Muhterem kardeşlerim, mecburuz, yaratıldık. Mevlamız var böylece. Mecbur derken, haşa, din külfe değil ama. Din külfe değil böylece. Mesela insan, havayı solmaya da insan mecbur. İnsan su içmeye de mecbur, insan gıda almaya da mecbur insan. Ama bunda aslında bize külfet değil ki bunlar zevk veriyor bizlere. Herkesin bir havası kalsa, dumanlı tozlu kalsa kişi, insan şey bir temiz havaya çıktı mı, nasıl yani zevk alıyor böyle? İnsan bir temiz havaya soluyor böylece. İnsan bir rahatlık huzur veriyor, tat veriyor insana böylece. Kişi sus kalmış biraz, hararetten yanmış. Şöyle güzel böyle bir suyu buldu mu kişi meşrubatı içerken insan bir zevk alıyor böyle. Acıkan kişi yemek yerken buna zevk alıyor. Ve Allah yemin ediyorum aziz cemaatimiz ibadetler bunlardan çok ama çok daha tatlı. Evet namaz kılmaya mecburuz. Havya sulma mecbur namaz kılmaya mecburuz. Ama bu mecbuya zorunluk külfet değil. tat zevk böyle şey. O namazda bir tat var ki muhteremler namazda. Kul önce Mevlasını bilecek ama. Kul gafir olmayacak. Kul namazına dünya taşımayacak. Dünya bırakacak işe ver. Akıda bırakacak. Kul bilecek ki beni gören Mevlam var. Beni yaratan Rabbim var. Kul bu bilinçle tekbir alacak. El bağlayacak. Aldığına dikilecek. Eh, Mevlam onu boş bırakır mıhteremler, boş boş bırakır mı böylece? Bir Fatiha'da, bir Sübhaneke'de, bir Tekbir'de ne feyize var böyle ruhsal zevkler, ruhsuzluklar var böylece. İşte, önce demek ki bu gece ne yapalım muhteremler? İnşallah kendimizi bir yenileyelim böylece, pasımızı, kirimizi atalım böyle, kalpteki pisliği atalım inşallah bir silkinelim, uyanış yapalım inşallah. Şöyle i̇şte çevreyi aşalım muhteremler. Başta eğelim, nefsi muhasebe edelim. Ondan sonra inşallah tevbi istiğfar. Yani estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Böyle bir devam edelim inşallah. Yani anlamı da ya Rabbi senden affımı istiyorum. Sen beni affeyle ya Rabbi. Kapına geldim ya başka Rabbim yok anlamına geliyor. Sonra yine bu gece Mevlam soruyor. Rızık isteyen var mı vereyim? Eğer bir insanda rızık yönünden bir geçim darlığı varsa kişide ama bakın rızık yönden diyorum. O lüks konfor ayrı işte. Efendim tamam borçlanmış. Niye borçlanmış? E, kanepesi varken daha güzel alaya demiş oraya bir borçlamış efendim, işte taksitlere girmiş. Yok efendim şu makine alayım, yok halı alayım, onu alayım, bunu alayım böylece her açıdan böyle taksitle boğulmuş, çarpmış. Bunun tabii kendisi suçu muhteremdir. Kendisi suçu böylece ama normal rızık yönünde kişidarlık varsa Allah'tan bu ister. Bu gece ister Allah'tan. Teala'dan. böyle kapıyı açar böylece. Yine tabii hasta olan kişi de hasta derdin ne olursa olsun muhteremler. Yani tıp da tıp da onun yetkisi sınırlı tıbbın da Yani tıp da bir yere kadar müdahale edebiliyor. Karışabiliyor tıp bir yere kadar ama bir yere geliyor duruyor. Ne diyor tıp? Artık yapacak bir şey yok böyle. Eli ofisi tıp. Bizden bu kadar evvel diye. Efendim işte kanser sağımı, şu sağımı, bu sağımı böylece, şu şu duruyor böylece. Ama Allah'ın Celle kudreti sınırsız muhtemelenler. Sınırsız böylece. Bunun için kişide işte psikolojik olsun. Yani günümüzde hastalık çoğu bu şekilde. Psikolojik hastalıklar, moral bozukluğu günümüzde böylece. Kişi kafayı bir şey takıyor böyle, beyni yoruyor, aklını yoruyor artık. Beyin duruyor, akıl duruyor. Sonra eğitim sistemi de muhteremler gençliğin geleceği için pek hayır görmüyorum ben şahs eğitim sistemini de böylece. Çok ağır bir eğitim sistemi böylece. Yani çürük körpü dimaları ezen bir şey böylece. Çoğu gereksiz bilgiler böyle. Gereksiz bilgiler, karmaşık, karmaşık bilgiler. Bunlarla eğitim sistemi ağır. Bu körpe gençlere yazık bu çocuklar. zamanı çocuk onu artık kaldıramıyor. Kaldıramıyor böyle verilen görev çocuk anlayamıyor zaten. Onu kendi yapamıyor. Yani çocuğu aşan bir görev veriliyor buna. Sonra işte annesine soracak, ablan soracak, abisine soracak. biraz ileride yok efendim dershane edecek. Sistemi, olmaz mı eğitim sistemi muhtemelen. Bu mu eğitim sistemi? nedir eğitim sistemi? Çocuk anlayabileceğini anlatmak adına çocuğa. Çocuk ne yapabilir? Çocuğu o görevime gerekiyor çocuğa. Yani bu eğitim sistemi gençliği mahvediyor muhtemelen. Sonra sınavlar böyle, sınav heyecanları, köpeşi köpe, sınav heyecanları, sınav heyecanları, sınav terlemeler. Bunlar zaten gençliği yıpratıyor muhtemelen. Sinir sistemini bozuyor böylece. Beyin muazzam duruyor böylece. Duruyor böylece. Çok gençler üniversite çıkıyor, kazanıyor sınavı ama artık beyin duruyor muhtemelen. Beyin duruyor gençler, zavallı artık hastalıklar, psikolojik çöküntüler bunlarla başlıyor. Bunun için ana babalar da muhteremler yani çocuğun biraz kollamaları gerekiyor bu gibi şeylerden. yardımcı olmaları gerekiyor bunlara böylece. Yine bu gece Mevlam çok affediyor bu gece muhteremler. Affediyor. Şabayi'nin 13. gecesinde Cebrail geldi peygamberimize. Şöyle buyurdu. Ya Muhammed bu gece kalk. Allah kulluk et. Ümit affını dile. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kalktı Mevlamıza. Dua et ümmet için yalvardı. Cebrail yine geldi. Ya Muhammed Rabbim bu gece ümmetinin üçte birini sana bağışladı. Ümmet. Peygamberimize kim ümmet ise, peygamber tabi ise, yani bu yolda çırpınıyor bir şey yapmaya. Ama tabi insan kul, hatası olmayız tabi. Tam yapamayız tabi. Elhamdülillah Rabbim peygamberimize izin verdi, verdi, o gece. Ümmet üçte birini affetme yetkisini peygamber verildi. Ama peygamberimiz e üzüldü. Peygamberimiz e tatmin olmadı. Dedi, ya Cebrail kardeşim ümmetimin üçte biri bana bağışlanacak. Şefa hakkı veriliyor. Üçte iki ne olacak? bilmem ya dedi. İki yaşta İmir geldi. Yine peygamber kalktı. Ümmeti için peygamber çok ağladı muhteremler. Yani bizim için. Allah'ın Resulü bizim için gece çok ağladı. Alnını secdeye koydu böyle. böyle yerler ıslandı. Değerim sakalına yaşa damladı muhteremler bizim için. Yine o ikinci gecede ümmetin üçte biri daha verildi. Üçte iki ama üçte biri kaldı. Gerçek ümmetin. Sonra elhamdülillah Şabanın 14'ünü 15'ine bağlayan işte bu gece belgesinde yine Peygamber Allah'a çok yalvardı Peygamberimiz. Peygamber, Peygamber Allah'a için çok göz yüzü bizim de Bu gece ümmetli Peygamberimiz'e bağışlandı muhteremler. Yalnız tabi bu gece af olmayanlar tabi var. Kimler bunlar? Peygamber bunlardan bazılarını saydı. Tabi nedir buradaki rakam mühim değil burada. Yani kimler ki büyük günahlara devam ediyorlarsa onlara af yok tabi. Mesela bunlardan biri kahinlik yapanlar. Kahinlik, kehanet. Nedir kehanet? Gelecekten haber verenler. Şöyle olacak, böyle olacak. Ya da gayiptan yani gizli, ancak Allah'ın bildiği şeyi ve bilir gibi olanlar. Mesela bir kişinin arabası çalındı bir kadının efendim bileziği altını küpede bir şey çalındı, parası çalındı. Ne yapıyor? Yani benim aklım vermiyor muhteremler. Şu çağımızda böyle, bu çağımızda böyle yani Bakıyorsun ki duyuyorum böylece. Ne yapıyorlar eşyası çalınan, parası çalınan? Haşa işte bakıcı diyorlar. Hoca bakıcı diyorlar. Yani kahinlik. Ona gidiyor soruyor. Efendim işte benim arabam çalındı. Acaba kim çaldı? İşte efendim altınım çalındı, eşyam çalındı, param çalındı. İşte acaba kim çalındı? Kalkıyor sahtekarlar. Yani böyle bir ilim yok. Gaybi yalnızca Allah Teala bilir. Peygamber de bilemez, cin de bilemez galiba. Bir Allah Teala bilir. Ne yapıyor? Sır bunu istismar eden o sahtekarlar. Yani ise cinci adını versin, İster bakıcı desin, ister haşa hoca desin. Hoca değil tabi onlar. Ne yapıyor bunlar? Hemen yalan makinesini devreye sokuyor. İşte efendim işte, işte iki kişi uzun boylu, orta boylu, sarış, esme neyse senin işte altını çaldı, paranı çaldı. Şunlar bunlar böylece. İşte şöyle bir saklamış. Tabi işte tarlaya krab neyse böylece. Bakın muhteremlerim. Böyle kainlik yapan mesela biri hasta olmuş, bir sıkıntısı var. Muhteremler, günümüzde bir yapacak insan kalmamış. bir yapma çok ama çok zor bir şey. Var. Onun şartları o kadar çok, şartları ki öyle iki satır yaz da hemen büyü olsun. Yok öyle yağma böyle şey. Efendim kişi tabi günümüzde sinirler bozuk muhteremler. Psikolojik insanlar çöküntüde. insanlar insan yaşayamadığı için ruh gönül gıda alamadığı için de insanların gönülde sıkıntı var. Buralım var böyle. Ruhsal huzursuz insanın da var böyle işe. Neden? Gıda alamadığı için manevi olarak. Kişinin biraz işi bozuksa, insan biraz evinde geçimi yoksa gidiyorlar bundan gene bu yalancılara gidiyorlar. Efendim işte hanım benden soğuk, hocam benden soğuk işte şöyle sıkıntı kıntım var. Ta ne diyorlar? O efendim sana büyü yapmışlar. Vallahi yalan muhterem Billahi yalan muhterem Bilemez. Ne muhterem der. Bilemez. Neye böyle yapıyorlar? İşte sen paranış muhterem. İstismarcı böyle. Yani ahiretini dünya satmış onlar böyle Yalancılar böyle, kahinler, sahtekarlar böyle Böyle kişilere bu gece af olmuyor bu. Olmadığı gibi tabi onlara inanan da onlara ortak oluyor muhteremler. Ortak oluyor. Muhtembe. Allah korusun. İnanmayın muhteremler. Aynı şekilde tabi sihir büyü işi uğraşanlar, yani beceremese bile ama bir kişi sihir büyü yapma uğraşıyorsa, yapma koşuyor, o yolda koşuyorsa onun af yok böylece. Sonra müdmine hamır deniyor. Bir kişi alkolik alkol almaya devam ediyor kişi böyle. Yani bırakmıyor alkol, kopmuyor ondan böyle. Efendim kapamıyorum diyor. Kapacak muhteremler. Kapacak, kapacak muhteremler. Sonra akıl valideyim. Kişi ana babasını isteyen diyorsa bir de muhteremler biraz da fuhuş böyle. Fuhuş Allah korusun. Erkek olsun, kadın olsun Allah korusun. Bir insan buna devam ediyorsa Allah korusun. Bu gibi yani kişi bir günah işliyorsa namaz kılmamakta Kişi deriniyor inatçılık yapıyorsa namaz kılmamakta, tabi onda bu gece yalnız işte esnaf demekle af alamazlar bu törenle, af alamazlar. Ama bu gece uyusunlar mı? Yok. Tabi bir şey gelince afsınlar Allah'ın izniyle böyle. Namaz kılsın mesela, kaza kılsın, bilhassa Kur'an-ı Kerim okusun, sarhoşluk getirirsin böylece. İnsan her bir şey yapamazsa, bir iş olmazsa, insan günah işlemesin bu gece bu törenle böylece. Günah işlemesin, tabi yine alıyor onu böyle, alıyor ama yeterli değil muhteremler. Değil efendim. Yani yalnız bir gece, yalnız cuma gecesi, yalnız bir gece efendim işte bir as okudum da, iki kat namaz kıldım da, şöyle yaptım da e, kurtuldum sanmayın muhteremler. Sanmayın bu şekilde efendim. Sanmayın bu şekilde. İslam'ın temel ilkeleri belirli bakın. Böylece. Günde beş vakit namaz farz muhteremler. Bu kılınacak böyle Bu kılınacak. Oruç tutacak Ramazan'da. Farz bu da. Farz böyle şey. sakınmak gerekiyor. Bir de bazı kitaplarda bu gece ilgili yüz zekat namaz diye bir şey var. Bu tabi peygamberden sabit değil muhteremler. Herhangi bir Hasan Bahad Hazretleri sahabeden duymuş gibi böyle şey varsa bile böylece. Ama hiçbir hadis kitabında yok bu böyle. Bu konu yok böylece. Mesela kişi eğer bu gece yüz zekat namaz kılmak istiyorsa üzerinde eğer kaza namazı varsa beş günlük kazayı kıldı mı bir zekat yapar. Beş günlük kaza böylece. Kılsın. Evet o kadar kılamayacağım ben. Üç günlük kıl, iki günlük kıl, bir günlük kıl böylece. Ne kılabilirsen kıl muhtemelen Yani senin elinde bu şey böyle. Yapayım. Çünkü sevabı sana verilecek böyle. Mahşeden sen sevineceksin muhtemelen Sen sevineceksin böylece. Bir gün kaç, iyilik yapmaya çalış. Sonra bir de ölenleri de hatırlama gerekiyor böyle gecelerde muhterem. Ölenleri de böylece. E, ruhlara izin veriliyor böyle gecelerde. Evleri dolaşırlar böyle. Hayatta yakınları varsa evleri dolaşırlar. Camiye dolaşırlar böylece. Biraz böyle toplam ilim meclislerin to dolaşırlar bunu dolaşırlar. Bir de ölenleri de bu gece inşallah boş bırakmayalım onlardan muhterem. Ölenleri de inşallah. Onlar ruhuna ne biliyorsak böyle. Yasin olur, İhlas Şerif olur, Fatih Şerif olur. Efendim İhlas kısa. 10 tane oku, 100 tane oku. Ne olur? böylece. Fatih tekrar tekrar oku böylece. Sevabı artar böylece. Ya Rabbi okumuş olduğun Fatih Şerifi'yi mesela, Yasin Şerifi'yi, Kelime-i Tevhid'i, Sırabat-ı Şerifi'yi hatta bir fakir verdiğin 5-10 para parayı ya Rabbi bunun sevabını mesela annemin ruhuna, babamın ruhuna hediye ediyorum, işte dedemin ruhuna hediye ediyorum dedi, dendi mi, gider muhtemelen belki. Onlara gider. Ama asıl amaç yalnız bir gecele kalmaması muhtemelen. Der. Kalmaması böylece. Yani kişinin de bir devamlılık gerekiyor. Nasıl ki e, bazı hastanın tedavisinde bir devamlılık gerekiyor. Bazı rejim yapmalarda bir devamlılık gerekiyor. Gerekiyor böylece. Tabi devamlılık olmazsa yalnız bir gecelik yaptıklarımız bizim için yeterli değil muhteremler. Bizi kurtarmaz bunlar. Allah Teala nasip etsin inşallah muhteremler. Ölmeden ber, uyanmayı nasip etsin Mevlam cümlemize muhteremler. Mevlam inşallah bu geceyi bütün Müslümanlara, İslam ayına hayırlı mübarek kılsın. Mevlam ne kadar Müslümana varsa şu anda düşman ayağı ezilen, Çeçenistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, dünya her tarafında Müslüman varsa Rabbim onların inşallah kurtuluş nasip etsin muhteremler. Onlar özgür olsun inşallah, onlar olsun inşallah böyle böylece. Onu diliyoruz böylece. Yine tabi ne kadar hastaları varsa bu gecede ve o şifalar versin inşallah Teala. Yine muhteremler özellikle namaz kılmak istediği halde kılamayanlar yani bir tembellik, böyle tekasül deniyor bunlara böyle. Yani şeytandan kendini sigramayan, nefis çemberini koparamayan böyle. Ama yapmak istiyor, namaz kılmak istiyor, namaz özeniyor, imreniyor onlara. Fakat bir de bir ağır geliyor. Rabbim onlara nasip etsin namaz kılmayı muhteremler. O zaman namazsız olmaz muhteremler. Allah korusun yani bir insan namazsız kabe gitmesin muhterem. Şimdi Mevlam buyuruyor, Estaizubillah, Vela temutunne illa ve entü müslimun ve mela buyuruyor. Vela ne? Sakın sakına ölmeyiniz illa ve entü müslimun. Ancak müslüman olduğunuz halde ölünüz. Yani ancak İslam'ı yaşayarak ölünüz yoksa ölmeyiniz. Ölmemek elimize değil, o zaman tek seçenek kalıyor. İslam'ı yaşamak. Muhtemelen. Tek seçeneğimiz bu muhteremler. Kendimizi buna zorlayalım. Mecburuz muhteremler. Mecburuz. Madem ki ölüme çare bulamıyoruz. Azay gelir zaman şimdi git yarın gel diyemeyiz azay Bu yetkimiz yok. Gücümüz yok. Ne yapalım o zaman? İnşallah muhterem kardeşlerim. Bu gece Allah'a çok yalvaralım. Böyle ya tövbe edelim. Ve namaz kılmak istediği kılamayanlar varsa Allah onlara yardım etsin. Onunla Allah dua etsinler. İnşallah namaza başlasınlar. Lillahi Teala Fatiha.